Hepinize Game Video TV'den tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Multiplayer Savaş yapacağız. Gördüğünüz gibi benim bir önceki birinci çektiğim bölümde korumam vardı. Şu an korumam yok ve 24 adet kupam var. Çünkü ben kaydetmeden önce bir tane Multiplayer Savaş yaptım. Oyunda başka ekstra olarak bir tane de askerlerin çıkacağı yeri ekledim. Ve campsite diye yani askerlerin bulunduğu alan ekledim. Bunu eklememdeki amaç benim asker sayımı daha üst düzeye çıkarmaktır. Örneğin bunu 2500 su vererek bir saat için güncellediğim takdirde 10 kişi de artacak ve benim şu an kapasitem 50 olduğu için 10 kişi de artarsa 60 kişilik bir orduyla savaşa gideceğim. Şimdi benim savaşa gitmeden önce kimlerle savaşa gideceğimi size göstermek istiyorum. Benim en çok ve en sık kullandığım kişiler, tabi bunları genelde eşit olarak almaya çalışıyorum. Niye eşit diyeceksiniz? Çünkü bunlarla karşı tarafta duran binaları, surları yıkmadan bunlarla saldırıyorum. Diğer tarafta bunlarla da direkt binaların içine girerek saldırıyorum. Ve bu benim için güzel bir strateji oluyor diyebilirim. Tabii herkesin stratejisi bu oyunda kesinlikle farklıdır. Zaten farklı olması gerekir diye düşünüyorum. Şimdi benim şeylerim vardı, surlarım vardı. O surları yapmadım çünkü onları ben sizlerle beraber yapmak istiyorum. Tabii bunun için yeni bir video hazırlayacağım sırf o surlar için. Dilerseniz multiplayer atak kısmına başlayalım. Hemen multiplayer atak kısmına başlıyorum. Tabii bunun için 50 adet altın vermeniz gerekiyor. Hemen şöyle ilk rakibime bakıyorum. Rakibim gördüğünüz gibi şuradan girecek bir taraf yok. Bu taraftan girmek aslında sakıncalı. Niye sakıncalı diyeceksiniz. Çünkü benim adamlarım asla burayı yıkmaya gitmeyecekler. Çünkü öncelikle buraları yıktıktan sonra en son buraya gelecekler ama bu süreçte bu bombardıman atacak ve bu diğer şekilde benim askerlerim vuracak ve bu benim için çok büyük bir kayıp olacak diyebilirim. Onun için ben şu an geri sayım başladı, artık geri dönüş olmayan bir yola girdik. Ben askerlerimi bu taraftan salarsam bunları yıktıktan sonra bu tarafa gideceklerini düşünüyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu an bu tarafa gidiyorlar ve bunları bu taraftan saldım. Ve diğer benim okçularım ise bu taraftan salıyorum. Çünkü bu taraftan salmamdaki amaç bunları yıkmak. Ve bu taraftan salıyorum. Şu an gördüğünüz gibi ve benim diğer bölümde söylediğim gibi bu askerler cidden gerizekalı. Çünkü şu an gördüğünüz şekilde top atan şeye saldırmıyorlar. Gidiyorlar bu ganimetleri almaya çalışıyorlar. Bu yanlış bir şey. Fakat oyundaki olan bir şey. Yani siz askerleri gönderemiyorsunuz. Sadece onların çıkacağı noktaya tıklıyorsunuz. Şu an herhangi bir engelim kalmadı. Yani burayı kesinlikle yıktım. Bir de şunu ben yapmadım. Hemen söyleyeyim. Oyuna başlamadan önce kesinlikle oyundaki etrafındaki bulunan şeylere bakın. Neler var diye. Çünkü bazen oralara farklı şeyler koyabiliyorlar. Kimisi evi dışarı koyuyor. Ve evi 5-10 asker göndererek yıkabiliyorsunuz. Bu direksin şu an 31 olan şeyin 10 almanızı sağlıyor. Bu 10 gerçekten iyi bir rakam. Şu an kazanırsam 31, eğer kaybedersem -3 alacağım. Ve tabi bu 31 yıldızlara göre tek yıldızda 10, 2 yıldızda 20 ve 3 yıldızda 31 olacak şekilde aşama olarak gidiyor. Saldırdığım kişi ise benden bir 4 yüksek level'da, bu 17 level Zanç diye biri. Gayet güzel bir ganimeti varmış, benim için güzel bir avantajı oldu. Şu an gördüğünüz gibi kasam doldu. Tabi diğer kasam dolmaz. Şu an 4800 daha alsa 14000 falan civarında olacak. Gördüğünüz gibi savaş tüm hızıyla devam ediyor. Rakiplerin saldıracağınız noktaları kesinlikle güzel şekilde belirleyin. Tabi bunlar için asker de çok önemli bir nokta. Şu an bende bu askerler olduğu için bunlarla gidiyorum. Gerçi ben sürekli bunları kullanıyorum. Ama tabi bunlardan farklı ve çok güçlü olan askerler de var. Onları ilerleyen bölümlerde size göstereceğim. Clash of Lords'ları adım adım çekeceğiz ve adım adım ilerleyeceğiz. Biz de adım adım büyüyeceğiz bu şekilde. Şu an savaşın bitmesine çok kısa bir süre kaldı. Şurası 1 dakikalık 54 saniye olan kısım savaşın bitiş süresini gösteriyor. Ve bu normal süreden bağımsız işliyor diyebilirim. Yani normal süreyle bunu kıyaslamayın. Bu savaş normal süreden daha uzun sürüyor tabi. Şu an %85'ini, %90'ını geldik, yendik ve çok az bir yer kaldı. Hmm,
Ve oyunun biraz yavaşladığını görüyorsun. Bu yavaşlaması oyunla alakalı bir şey değil, sistemle alakalı bir şey. Onu söylemek istiyorum. Yani oyun gerçekten stabil bir oyun. Oyundaki kasmalar bununla alakalı değil yani. Ve totalda ne kadar aldığımı gösteriyor. 7086 altın, 11.500 su ve 31 puan aldım bu oyunda. Ve gerçekten iyi bir ganimet oldu. Şu an için iyi bir ganimet ki bundan ilerleyenlerde 200 bin, 250 bin, 300 bin ganimet alacaksın. Hatta single player'da girerseniz 400 bin, 800 bin şekildeki ganimetler var. Tabi şu an iki işim benim uyuyor. Bunları neleri geliştirebilirim diye hemen düşünüyorum. Bunu geliştirmek istiyorum çünkü şu an benim kasamda olmuş ve bunu da geliştirelim. Bunların süresi 30 dakika ve 1 saat olmak şeklinde gidiyor. Clash of Wars'ta seride anlatacaklarım bu kadar. Diğer seride farklı ve birçok şey anlatacağım.